Birleşik Krallık Avustralya ile imzalanan güvenlik anlaşmasının bir parçası olarak Hint Okyanusu'nda güvenliğin güçlendirilmesi için 34 milyon dolarlık taahhüt imzalarken iki lider Doğu Türkistan'daki durumu da yakından takip ettiklerini söyledi. Çevrimiçi bir görüşme gerçekleştiren Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı ortak açıklamada Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerinden derin endişe duyduklarını ve durumla ilgili raporları yakından takip ettiklerini belirtti. Çin limanlarındaki yoğunluktan kaynaklı gecikmeler, demir cevherinden elektroniğe kadar birçok ürünün sevkiyatında aksamalara sebep oldu. Çin limanlarında gemiler için COVID-19 kurallarının sıkılaştırılmasıyla birlikte ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Gemi kiralama şirketleri ve gemi sahipleri yaşanan sıkıntılar nedeniyle demir cevheri sevkiyatlarının koronavirüs salgını öncesine kıyasla 10 gün uzadığını belirtiyor. Ticaret Bakanlığı sözcüsü düzenlediği basın toplantısında Hint otoritelerin Çinli şirketlere ve onlarla bağlantılı ürünlere karşı ciddi baskıcı tedbirler aldığını belirterek bu Çin şirketlerinin meşru haklarına ve çıkarlarına ciddi zarar veriyor dedi. Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı Çinli şirketlere ait 54 uygulamanın yasaklanmasına yönelik karar almıştı. Kararda söz konusu uygulamaların 2020'de yasaklananların yeniden markalaşmış versiyonları olduğu belirtilmişti. Dünya Rusya ile Ukrayna arasındaki krize odaklanmışken Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı başladı. Sınırlı katılımlı yüz yüze konferansa devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda üst düzey yetkili katılıyor. ABD adına Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken konferansta bulunuyor. Münih Güvenlik Konferansı'nın açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de konuşmacılar arasında. Fransa, Ukrayna ve Almanya liderleri de konferansta yer alıyor. Rusya'dansa katılım yok. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde artan COVID-19 vakaları nedeniyle 27 Mart'ta yapılması planlanan baş yönetici seçimi 8 Mayıs'a ertelendi. Baş yönetici düzenlediği basın toplantısında 20 Şubat'ta başlaması planlanan adaylık başvurularının ise 3-16 Nisan tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Ukrayna krizi tırmanmaya devam ederken ABD yönetimi Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde 250 Abrams tankının satışına onay verdi. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın 250 Abrams tankının Polonya'ya satışına onay verdiğini Kongre'ye bildirdiği kaydedildi. Japonya Başbakanı Fumio, Putin'e Rusya-Ukrayna gerilimine diplomatik müzakereler yoluyla kabul edilebilir çözüm bulunması çağrısı yaptı. Kişide Fumio, Rusya Devlet Başkanı Putin'le 25 dakikalık telekonferans görüşmesinde ülkesinin Rusya-Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını dile getirdi.